Beklenti raporuna hoş geldiniz efendim. Önümüzdeki yarım saat boyunca piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor olacağız, haberleri aktaracağız ve aynı zamanda da Tera Yatırım Baş Ekonomisti Emre Erkan'la birlikte piyasaların gündemini konuşacağız. Önce öne çıkan haberlere bir bakalım, ardından da gelişmeleri değerlendirelim. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği saat 13'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, gerekmesi halinde Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim hakkında Ukrayna işgal edilirse yeni bir Çeçenistan vakası ortaya çıkabilir ifadelerini kullandı. Güney Kore ekonomisi 2022 yılının son çeyrek döneminde tahminlerin üzerinde büyüme gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerindeki gelişmeler hakkında iyi bir anlaşmaya varmak için gerek görülürse Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan görüşebiliriz diye konuştu. Avustralya'da 2021 yılı son çeyrek döneminde tüketici fiyatları piyasa tahminlerinin üzerinde artış gösterdi. Böylece 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez faiz artışı için sinyal gelmiş oldu. Ve şimdi de fiyatlamalara bir bakalım. BIST 100 endeksinde 1910 puandan kapattık dün, %5.02'lik bir geri çekilmeyle. Dolar TL'de 13.47'deyiz. Euro TL 15.26, sepet kur 14.36 ve gram altın 798 seviyesinde. Asya borsalarına baktığımız zaman da şu anda rengin kırmızı olduğunu görüyoruz. Satıcılı bir seyir var orada. Çin borsasında 1.46'lık bir düşüş, Japonya borsasında 1.95'lik, Güney Kore'de 2.25'lik, Hong Kong'da 1.68'lik, Endonezya'da 1.47, Avustralya'da 2.60 ve Hindistan'da da 0.87'lik bir düşüş görüyoruz. ABD vadelilerde de satıcılı seyir hakim an itibariyle. Dow Jones'ta 33.900 puandayız, 961'deyiz, 0.85'lik bir düşüş var. S&P 500 4.349'da, orada da %1.22'lik bir düşüş ve Nasdaq'ta 14.262 seviyesindeyiz, %1.65'lik bir düşüşle. Dolar endeksinde 95.89'a geldik, Euro dolar 1.13, Pound dolar 1.34, Dolar yen 113.97 ve Dolar İsviçre frangı 0.91 seviyesinde. Ve son olarak MTA piyasasına bakıyoruz. Altında 1843 puandayız. Brent petrol 86 dolar 32 sentte ve ham petrolde de 83 dolar 84 sentteyiz. Ve şimdi de bugünün öne çıkan verilerine bir göz atalım. Ekonomik takvimde Türkiye'de Ocak ayı kapasite kullanım oranı. Gelecek saat 10'da Türkiye Ocak ayı imalat güven endeksini de alacağız saat 10 itibariyle. İngiltere'de kamu sektörü net borçlanması, Almanya'da IFO iş iklimi endeksi, Amerika Birleşik Devletleri'nde de önemli olacak olan veri saat 19'da Ocak ayı Conference Board tüketici güveni verisi olacak. Orada da bir önceki 115.8'de beklentimiz 113.3 diyelim ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 52 haftalık bono ihalesi ve 5 yıllık tahvil ihalesi de bugün gerçekleşecek. Çıkan haberleriyle devam edelim. Borsa İstanbul'da Sermaye Piyasası Kurulu'nun 40. kuruluş yılı için düzenlenen gong töreninde konuşan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye'nin çok daha güçlü bir sermaye piyasasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Borsa İstanbul'da gong, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 40. kuruluş yıl dönümü için çaldı. Düzenlenen törende konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul'un SPK ile birlikte şirketleri ve yatırımcıları sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırabilmek için çalıştığını ifade etti.
SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise sermaye piyasalarının önemine işaret ederek gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye çok daha güçlü bir sermaye piyasasına ihtiyaç duymaktadır dedi. 40 yıldır sermaye piyasalarımızın gelişmesine öncülük eden Sermaye Piyasası Kurulu, şirketlerimizin ve tasarruf sahiplerinin sermaye piyasalarını daha çok tercih etmesini sağlayacak ihtiyaçları tespit etmekte, yerli yabancı, bireysel kurumsal tüm yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun ürünler ve finansman modelleri hayata geçirmektedir. Değerli konuklar, bu alanda ciddi mesafeler kat edilmesine rağmen gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye çok daha güçlü bir sermaye piyasasına ihtiyaç duymaktadır. Özellikle yüksek yatırım potansiyeline sahip özel sektörün uzun vadeli finansman ihtiyaçları ve ülkemizin sürdürülebilir bir biçimde kalkınması için gereken uzun vadeli tasarruf birikimi bunu bir zorunluluk haline getirmektedir. Euro bölgesi imalat PMI Ocak ayında 57,5'a gerileme beklentisinin aksine hareket ederek 59'a yükseldi. Euro bölgesi imalat PMI Ocak ayında 57,5'e gerileme beklentisinin aksine hareket ederek 59'a yükseldi. İmalat PMI Aralık ayında 58 seviyesinde bulunuyordu. Endeks, fabrika faaliyetlerinde 5 ayın en hızlı büyümesi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların hafiflemesinden destek buldu. Tedarikçi gecikmeleri de son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu ayda otomobil dahil tüm büyük imalat sanayi sektörlerinde büyüme görülürken, istihdam artışı da Temmuz ayından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan Euro bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya'da da imalat PMI Ocak ayında tahminleri yanıltarak 60,5 ile son 5 ayın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Veri öncesinde endeksin Aralık ayında ulaştığı 57,4 seviyesinden 57 puana gerilemesi yönündeydi. Hızlı büyümede tedarik sorunlarındaki geçici rahatlama temel etken olurken artan birikmiş iş yükleriyle istihdam artışı da 6 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Girdi maliyetinin 9 ayın en düşüğüne inmesi ve yeni siparişlerin son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkması da endekse destek verdi. Euro bölgesinin en büyük ekonomilerinden Fransa'da ise imalat PMI, beklentilere paralel hafif gerileme ile 55,5 puan oldu. Endeks Aralık ayında 55,6 seviyesinde bulunuyordu. Bu aynı zamanda fabrika faaliyetlerinde son 3 ayın en yavaş büyümesi olarak da kayıtlara geçti. Büyümedeki hafif gerilemede pandemiye bağlı tedarik zinciri aksamaları etkili oldu. Ve şimdi de karşımızda sevgili Enver Erkan olacak, TR Yatırım Baş Ekonomisti, piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere. Günaydın diyelim Enver Bey ve de sizin bugüne dair genel bir değerlendirmenizi alarak başlayalım. Sizce dünden nasıl bir gün devralıyoruz bugün? Kaldı ki sert satışların yaşandığı bir günü yaşadık dün itibariyle. Merhaba, günaydın. Evet, aslında hani piyasaları risk anlamında meşgul eden birçok başlık var burada ve bu tedirginliğin ilk yansımalarını biz bu çerçevede haftanın ilk gününde gözlemlemiştik. Bu stres unsurları halen devam ediyor. Yani bir tarafta işin ekonomik, finansal boyutu tarafında FOMC ile beraber oluşan gerginlik. Ki burada tabii piyasanın cevap arayacağı bazı sorular var. Faiz artışı ne zaman başlayacak, kaç tane olacak, bilançonun ne hızla daraltılacağı gibi belirsizlik yaratan unsurlar var. Bunun yanı sıra tabii jeopolitik stres, özellikle hani burada bir bağlamda gerek petrol gibi emtialar üzerinde oynaklık yaratabilecek, gerek gelişen ülke paraları üzerindeki oynaklık unsurunu tetikleyebilecek Rusya-Ukrayna gerginliği var ve bununla ilgili haber akışının şu aşamada açıkçası olumluya döndüğünü söylemek zor. Çünkü gerek açıklama bazlı, gerekse de özellikle askeri hareketlilik bazlı yine stresi tetikleyen bazı unsurlar burada ön planda. Dolayısıyla günlük hareket nezdinde hani belki sert satışlar ardından bir stabilizasyon, belki hafif pozitif bölgede kapanış vesaire gibi durumlar olabilir ama şu an Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya başlayacak olması, Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle gerilen Rusya-NATO ilişkileri, Rusya-Amerika ilişkileri gibi etmenler
Yine bu satışların devam etme olasılığının olduğunu gösteriyor. Bir bağlamda da açıkçası genel piyasa momentum açısından biz bunları izliyor olacağız. Şu an Asya'daki görüntü de benzer şekilde, Amerika vadeleri tarafında da görüntü benzer şekilde. Bu belirsizlik momentumunu hafta ortasında Fed'in yapacağı açıklamalar veya NATO-Rusya eksenindeki gelişmeler ne derece kıracak, buna bakacağız. Çünkü şu an piyasaları ana fiyatlandıran, yönlendiren unsurlar bu iki önemli başlık olarak ön plana çıkmış görünüyor. Ukrayna gerginliğini nereye koyuyorsunuz bu noktada? Şimdi Ukrayna gerginliği tabii merkezi bir noktada. Neden? Çünkü şöyle söyleyelim. Yani bir defa zaten olabilecek gelişmelere bağlı olarak panik satış dalgasını tetikleyebilecek bir potansiyel ortaya koyuyor. Ve bir de tabii şu var. Olayın bir Rusya-Batı çatışması, Rusya-Amerika çatışmasına dönme ihtimali ve bununla alakalı olan belirsizlikler. Çünkü şu an gerek Kiev'deki elçilik personelinin boşaltılacağına yönelik açıklamalar, Rusya'nın tatbikat eksenindeki bazı aksiyonları ve tabii aynı zamanda da yine jeopolitik taraf açısından önemli olarak değerlendirebileceğimiz Amerika'nın bu Doğu Avrupa'da bulunan NATO güçlerini desteklemek amacıyla 8500 askeri hazırlaması, vay hoş, yani ne kadar direkt olarak Ukrayna'ya bir hareket olmayacak olsa da biraz açıkçası bu tarafların satranç tahtası üzerindeki hareketlerine biraz benzetmek gerekebilir bunu. Tabii şu an stres unsuru direkt olarak ruble, Rus varlıkları, benzer piyasalar ekseninde şekilleniyor. Buna bağlı olarak biz ruble ve Rus varlıklarında sert değer kaybı gördük. Rusya borsasında aşağı yukarı %8'e varan bir değer kaybı gerileme söz konusuydu. Ve tabii muhtemelen bazı emtia sınıflarında oynaklık olacaktır. Mesela Avrupa'ya olan gaz sevkiyatı üzerinden tabii burada bir arz sorunu ortaya çıkar ise eğer burada doğalgaz, petrol fiyatlarında ciddi bir artış etkisi, artış baskısı söz konusu olabilir ki bu emtialardaki hareket malum bildiğimiz üzere aynı zamanda küresel enflasyon demek. Enflasyon da şu an para politikalarının en belirleyici konumunda olduğundan dolayı Fed açısından mesela daha agresif sıkılaşma demek. Yani bunu da böyle bir noktaya koyabiliriz. Ve tabii riskli varlıklar üzerindeki baskıyı arttırarak alternatif varlıkları ön plana çıkarması, ki burada zaten bir bağlamda güvenli liman olarak da altın, gümüş gibi metaller devreye giriyor. Şu an burada bu unsurları yukarı hareketlendirebilecek etken maddenin jeopolitik gerginlik olduğunu, frenleyebilecek unsurun ise Fed'in agresif sıkılaşma beklentisi olduğunu ortaya koyuyoruz. O yüzden tam bir performans ortaya koyma durumu var, durumu yok. Piyasanın bunu ağırlıklandırma noktasında da açıkçası biraz 50-50 bir ağırlık verdiğini düşünüyorum. Yani bir taraf işin ekonomik finansal boyutunda Fed'den beklenen sıkılaşma açıklamaları veya olası aksiyonlar varken işin jeopolitik stres unsurunda Rusya-Ukrayna-NATO geriliminin olduğunu görüyoruz. Peki dün bizim de yine debre kesicilerin devreye girdiği bir gün olduğunu takip ettik içeride. BIST 100 endeksinde %5'i aşan bir görünümle geri çekilmeyle kapattık. Oradaki stresi tam olarak neye bağlıyorsunuz ve de bugüne dair beklentiniz nedir? Şimdi bir bileşik kuvvete maruz kaldığını söyleyebiliriz BIST'in. Burada tabii küresel stres unsurlarının üzerinden çok yoğun bir şekilde geçtik. Bunlardan biz şu an kırılganlık katsayısı olarak, risk profili olarak en çok etkilenebilecek ülkelerden bir tanesiyiz. Özellikle Fed'in agresifleşme patikası biraz gelişmekte olan ülkeler için arzulananın ötesinde bir noktaya doğru evrilecek olursa bizim piyasadaki finansal stres unsurunu da arttırması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra tabii sanayi açısından sıkıntı yaratan bir durum.
son enerji kesintileri ciddi bir yavaşlamaya sebep olacak ve ciddi bir operasyonel kayba sebep olabilecek bir potansiyeli şu anda mevcut. Üretim maliyetlerini, mal arzını etkileyecek olan bir durum. Üretim bandında kesinlikle kalmaması gereken ham madde stokları var. Buradan oluşacak stok kaybının yaratacağı maliyet etkisi, bunun ileride satılan mamul fiyatının etkisi vesaire gibi aslında makroekonomiye doğru da ölçeklendirebileceğiniz ciddi bir etki skalasının olduğunu gözlemliyoruz. Ve şu an gaz sevkiyatına ilişkin belirsizlik de bu noktada çözümlenmediğinden dolayı gerek burada İran'dan Türkiye'ye olan gaz sevkiyatı ne zaman ne ölçüde başlar ki biraz hani burada İran'ın Türkiye'nin toplam gaz ithalatı içerisindeki payını düşündüğümüz zaman hani bu sanayiye charge edilen enerji kesintisinin de biraz orantısal olarak fazla olduğunu bu noktada görüyoruz. Dolayısıyla sanayiye yansıması konusunda halen çok belirsiz bir aşamada olduğumuz söylenebilir. Geçici bir enerji kesintisi gibi görünmekle beraber bunun yayılım etkisini izliyor olacağız. Dolayısıyla iç dış faktörler ve bunların bileşkesi bir şekilde bunun risk algısını ciddi anlamda tetiklemesiyle beraber Borsa İstanbul sanayi başta olmak üzere çok ciddi satışlara doğru maruz kaldı ve yeniden bu satışlarda endeks bazlı devre kesicinin uygulanarak yine borsanın bir erken final yaptığını gözlemledik. Yine tabii ki açılıştaki etkilerle beraber bir uluslararası piyasalardaki momentum dikkate alınacak ama tabii bir de borsa erken kapanış, erken final yaptığından dolayı özellikle kredili işlem açığa satış tarafında elinde mal kalan yatırımcının da bu noktada açılışla beraber nasıl hareket edeceği konusu önemli. Yani o devre kesici devreye girmeden önce hisselerini satamayanların yaratacağı aksiyonlara bağlı olarak yine bazı piyasa oynaklıklarına maruz kalabiliriz. Şu an tabii ben temel faktörlerde algı bakımından bir değişiklik görmediğimden dolayı oransal stabilizasyon hakkında dışında genel momentumun borsa tarafında yine biraz baskı yiyici bir doğrultuda olabileceğini düşünüyorum. Evet, şimdi bu erken kapama konusuna ilişkin görüşünüzü de ben almak isterim. Çünkü orada bu eşleştirme seansının yapılamıyor olması belli bir mağduriyet yaratıyor. Sizce o konuda nasıl bir yol izlenmeli, nasıl bir önlem alınmalı, ne dersiniz? Şimdi tabii burada şu unsuru göz önünde bulundurmak lazım. Özellikle tabii kredili işlem anlamında bazı sıkıntılar, mağduriyetler söz konusu olabiliyor. Çünkü özellikle bu tip sert satışların kısa süreli panik satışlar şeklinde gerçekleştiğini biz daha çok gözlemliyoruz. Bu noktada da genel eğilim eldeki hisseyi satmak, maldan çıkmak olarak bu noktada görülüyor. Tabii bu unsurda kapanış öncesinde gerçekleştirilemeyen işlemlerin bir sonraki günün açılışına doğru yansıması gibi bir etkili söz konusu olabiliyor. Artı olarak şimdi devreye alınan devre kesici hani bütün hisseler için tek tek çalışan bir devre kesici değil, endeks bazlı bir devre kesici. Dolayısıyla endeks kadar değer kaybetmeyen ya da bazı spesifik hisseler açısından tabii ki bunu söylüyorum. Artıda olan hisseler mesela burada da açıkçası bunun yatırımcısının bir bağlamda para kazanmasının, kârda olmasının, kârı devam ettirebilmesinin doğrultusunda bazı sıkıntılar, eksik kalan noktalar olduğunu görüyoruz. Yani tabii çok ekstrem bir durum. Aşırı derecede volatilitenin yarattığı çok ekstrem bir durum. O yüzden bütün tabii ki dengeleri gözetmek homojen bir şekilde çok mümkün olamayabiliyor. Ama uygulama noktasında eksik kalan aşamalarında bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Peki bugün FED toplantısı başlıyor. Yarın da açıklamaları takip ediyor olacağız. Oradaki beklentiniz nedir? Piyasa bazı sorulara cevap arayacak. FED'in Mart ayında faiz arttırması kesin görünüyor. Bununla beraber FED faiz arttırımlarına
Mesela direkt 50 bas puan başlama ihtimali var mı? Çünkü enflasyon malum yukarı doğru sürpriz yaratmaya ve tedirginlik yaratmaya devam ediyor. O yüzden Fed'in beklentileri daha sert kontrol altına alma anlamında daha proaktif davranma ihtimali olabilir mi? Ve buna bağlı olarak aynı zamanda Fed bilançoyu ne kadar hızlı bir şekilde kısaltacak, daraltacak. Yani bunun organik büyüme, küçülmenin ötesine doğru geçecek bir küçülme olduğu anlaşılıyor. Çünkü organik küçülme nedir? Bilanço içinde itfası gelen borçlanma kağıtlarının yeniden yatırıma yönlendirilmemesiyle beraber bilanço aktifinden düşmesi şeklinde olur. Ama Fed bunu aynı zamanda doğrudan tahvil satışı yaparak da bir noktada hızlandıracak görünüyor. Özellikle uzun vadeli tahviller tarafında ve mortgage tabanlı tahviller tarafında. Bununla alakalı bir yol haritası ortaya konur mu? Yol haritası ortaya konulmasa da açıkçası açık bir iletişimin ortaya konması gerektiğini bu noktada düşünüyorum. Haliyle piyasada şimdi standart olmuş beklentinin ne kadar ötesine doğru geçilecek? Açıkçası Fed'in şahinleşmesi noktasında bu evreye doğru bakacaktır. Çünkü zaten bas senaryo içerisinde tahvil alımlarının Mart ayında bitirilmesi ve Mart ayında da bir faiz artışının yapılması bulunmakta. Buna yönelik fiyatlama zaten yapıldı. Hatta bu fiyatlamanın soğuması bile gerçekleşti. Bundan sonraki aşama tabii ki Fed faiz artırımları ne kadar hızlı bir şekilde gidecek? 3 faiz artışında mı kalacak? 5'e yükselir mi? Hatta 5'in üzerine yükselir mi? 50 bas puanla başlama ihtimali nedir? Ve bilançoyu ne sıklıkta ne hızda daraltacak ve ne kadar arkadan gelecek bilanço daraltması. Mart'ta faiz arttırımı olacaksa muhtemelen bilançoda açıkçası yaza doğru daraltılmaya başlanacaklar. Haziran, Ağustos böyle bir periyot uygun görünüyor. Bununla alakalı tabii ki iletişim önemli ve 3 hafta sonraki tutanaklarda da FOMC içerisindeki görüş ağırlığının nasıl ki ciddi bir sıkılaşma patikası öngörüsü tutanaklarla beraber bir önceki toplantıya dair ön plana çıkmıştı. Yine benzer şekilde bu sıkılaşmanın planlamasına dair olarak özellikle de bilanço küçültmenin planlamasına dair olarak daha fazla ayrıntıyla görme ihtimalimiz bence bu noktada olacaktır. Evet, bu arada ben Borsa İstanbul'dan gelen bir açıklamayı da hemen iletmiş olayım. Biraz önce geldi. BIST 50 endeksinde seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırılmıştır şeklinde bir açıklama geldi biraz önce Borsa İstanbul'dan. Bununla ilgili ben görüşünüzü de alayım. Neden böyle bir uygulamaya gittiler sizce? Bu zaten şöyle söyleyeyim, endeks 50'yi içine alan bir uygulama anladığım, gördüğüm kadarıyla ve Öyle. Borsa İstanbul'da evet bundan önceki günlerde de birkaç defa uygulandı bakıldığı zaman. Elbette bu tarz aslında merkezi önlem sistemini de biraz piyasanın oynaklığının arttığı ya da belirsizliğinin arttığı dönemler için ayrıca ele almak, değerlendirmek gerekiyor. Ve bununla alakalı durumunda tabii ki oynaklık unsuru, volatilite unsuruna karşı geliştirilen bir erken uyarı tedbir sistemi gibi öyle bir mekanizma içinde olduğunu düşünebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Emel Arkan yayınımıza Ben katıldığınız için. teşekkür ediyorum. Size de iyi günler dileyelim ve yeniden görüşmek üzere diyelim. Birazdan piyasa analiz programında araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'la birlikte piyasaların detaylı bir analizini yapıyor olacağız. Şimdi kısa bir ara.